Bu videoda arkadaşlarımızın türev alırken hangi işlemleri yaptıklarını inceleyip izledikleri yolun doğru olup olmadığına bakacağız. Eğer doğru değilse de hangi noktada hata yaptıklarını bulmaya çalışacağız. Şimdi bir bakalım. Nazlı x kare artı 5x çarpı sinüs x'in türevini almış. Bunlar da yaptığı işlemler. Nazlı'nın yaptıkları doğru mu? Eğer değilse acaba nerede hata yapmış? Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Denediniz ve buldunuz öyle değil mi? Öyleyse hadi bir de birlikte adım adım ilerleyelim. Burada ifadeye türev operatörünü uygulamış. Yani yapması gerekeni yapmış. Bu ifadenin türevini alması lazım ve bunu iki ifadenin çarpımı olarak düşünerek türevin ifadelerin türevleri çarpımı olacağına karar vermiş. Ama hata yapmış. İki ifadenin toplamının türevini almak için yani mesela fx artı gx'in x'e göre türevini almak için yapmamız gerekenin birinci fonksiyonun türevi yani f üstü, x artı ikinci fonksiyonun türevi yani g üssü x olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Kısaca türev operatörü toplamaya veya çıkarmaya dağılır ama bu çarpımlar için geçerli değildir. f x çarpı gx'in x'e göre türevi, belki özel durumlar vardır ama bu genellikle türevlerin çarpımına yani f üssü x çarpı g üssü x'e eşit değildir. Hayır. Ve burada çarpım kuralını uygulamamız gerekir. Çarpım kuralı da birinci fonksiyonun türevi çarpı ikinci fonksiyon artı birinci fonksiyon çarpı ikinci fonksiyonun türevidir. Nazlı'nın bu adımda çarpım kuralını uygulaması gerekirdi. İsterseniz bir çarpım kuralını uygulayalım ve Nazlı'nın bulması gereken sonucun ne olduğunu görelim. Yapması gereken az önce de söylediğim gibi e, düzeltme yapıyormuş gibi kırmızı kalemimi kullanacağım. Evet, bunun türevini alacağız. Bunun türevi 2x artı 5 çarpı ikinci fonksiyon, yani sinüs x. Bunu da turuncuyla yazayım artı birinci fonksiyon yani x kare artı 5x çarpı ikincinin türevi yani kosinüs x. Evet Nazlı eğer çarpım kuralını uygulasaydı bu adımda görmemiz gereken ifade bu olurdu. Türevlerin çarpımını almaması gerekiyordu. Çarpım kuralını uygulaması gerekiyordu. Nazlı'nın yaptıkları doğru değil ve hatası da çarpım kuralını doğru uygulamamak. Çarpımın türevinin türevlerin çarpımı olduğunu düşündü ama bu bu bir hataydı. Anlaştık mı? Hadi bir tane daha yapalım. Bir bakalım, bu defa da Kemal'in 2x kare eksi 4'ün küpünün türevini almak için yaptıklarını görüyoruz. Kemal'in işlemleri doğru mudur, eğer değilse nerede hata yapmıştır diye sormuşlar. Hadi bakalım videoyu durdurun ve Kemal'in yaptıklarını inceleyin. Şimdi bir de birlikte bakalım. Bunun türevini alması gerekiyor. Buraya göre bu ifadenin hepsinin içerideki ifadeye göre türevini almış. Bu zincir kuralını doğru uygulamaya yakın bir şeydir. Ama zincir kuralı bu şekilde uygulanmaz. Kemal'in yaptıkları da doğru değil ve onun hatası da zincir kuralını doğru uygulamamaktan kaynaklanıyor. Zincir kuralını da kısaca bir hatırlayalım. f içinde g(x)'in x'e göre türevini almak için ifadenin tamamının g(x)'e göre türevini bunu f üssü gx olarak yazıyorum ve bunu gx'in x'e göre türevi yani g üssü x ile çarpmamız gerekir. Burada f fonksiyonunu girdi değerinin üçüncü kuvvetini alan fonksiyon olarak düşüneceğiz. Bu adımda bulduğu gerçekten de f üssü gx ama Kemal bunu içerideki fonksiyonun x'e göre türevi ile çarpmayı unutmuş. Başka bir deyişle bunu 2x kare eksi 4'ün x'e göre türevi ile çarp lazımdı. 2x karenin türevi kuvvet kuralını uygularsak 4x öyle değil mi? Eksi 4'ün ise 0 yani buradan 4x gelir. Cevabın doğru olması için Kemal'in yapması gereken buydu. Burada ve burada da çarpı 4x olması gerekirdi. Bu da doğru değil ve hata zincir kuralının doğru uygulanmaması. Hadi bir tane daha yapalım. Namın sinüs 7x kare artı 4x'in türevini alması gerekiyor. Yaptığı işlemler de bunlar. Namın işlemleri doğru mudur? Eğer değilse nerede hata yapmıştır? Videoyu durdurun ve işlemleri gözden geçirin. Burada sinüslü bir ifadenin türevi var. Burada da zincir kuralını kullanmamız gerekiyor. Zincir kuralında dıştaki fonksiyonun içtekine göre türevini alırız. Bir şeyin sinüsünün o şeye göre türevi o şeyin kosinüsüne eşittir değil mi? Buraya kadar doğru. Bunu bir de içerideki fonksiyonun x'e göre türeviyle çarpmamız lazım. 7x karenin türevi 14x'tir. 4x'inki de 4. Doğru. Gayet güzel ama bu noktadan sonra namın garip bir şey yaptığını görüyorum. Bu 7x kare artı 4'ün kosinüsünün 14x artı 4 ile çarpımıdır ancak namın parantezler konusunda kafasının karıştığı açık. Bu hepimizin başına gelebilecek bir durum. Evet hatta bu sınavlarda en çok yapılan hatalardan biri de diyebilirim. Kosinüs, sinüs, tanjant ve logaritma gibi parantezler kullanılarak yazılan fonksiyonlar parantez içinde başka bir ifadeyle çarpıldığında zaman zaman içimizden parantez içindeki ifadeleri birbirleriyle çarpmak geçer. Ama bu doğru değildir. Ve buradaki doğru gösterim buraya da parantez konulmasını gerektirir aslında. Böylece 14x artı 4 bununla çarpmamamız gerektiğini de anlarız. Namık da bu adımda hata yapmış. Yaptıkları doğru değil. Yaptığı hata ise bu ikisini çarparak çarpımın kosinüsünü bulmak. Peki hadi bir tane daha. Ben eğleniyorum ya siz. Ee, evet bu işte diğerlerine göre biraz daha güzel, biraz daha ilginç bir soru sanki. Tülinin kök x bölü x üzeri 4'ün türevini alması gerekiyor. İşlemleri de bunlar. Tülinin işlemleri doğru mudur? Eğer değilse nerede hata yapmıştır? Videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Peki bakalım. Tülin bölüm kuralını uygulamış. Bölüm kuralında pay kısmında birinci fonksiyonun türevi ile ikinci fonksiyonu çarparız ve bundan birinci fonksiyon çarpı ikinci fonksiyonun türevini çıkarırız. Aslına bakarsanız şöyle söylesem daha iyi olacak. Paydaki fonksiyonun türevi çarpı paydadaki fonksiyon eksi paydaki fonksiyon çarpı paydadaki fonksiyonun türevi. Bunu bir de paydadaki fonksiyonun karesine bölmemiz lazım. Tülin buraya kadar her şeyi doğru yapmış. Evet, bölme kuralını doğru uygulamış. Sadeleştirmeyi de doğru yaptığını düşünüyorum. x üzeri 1 bölü 2'nin türevi 1 bölü 2 x üzeri eksi 1 bölü 2'dir. Evet, doğru. x üzeri 4'ün türevi de 4x üzeri 3'tür. Bu da doğru. Bununla bunun çarpımı bir bakalım. Ee, pardon bu, buna eşit. Evet, evet, doğru. Bu da buna eşit olmalı. Bu da doğru üstel ifade özelliklerini de doğru kullanmış payda her şey x üzeri 3,5 olduğu için de eksi 3,5 x üzeri 3,5'i x üzeri 8'e bölmüş. Evet bu da doğru. Tülin her şeyi doğru yapmış. Bu cevap doğru. Hata yapmamış ama ben bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Nedir bu diyecek olursanız Tülin'in bölme kuralını uygulamaya aslında ihtiyacı yoktu. Tüm bu uzun kalkülüs ve cebir işlemlerini doğru yapmış ama eğer en başında bir sadeleştirme ile bunları yapmasına gerek olmayacağını Fark etseydi bence o da tüm bunları yapmak istemezdi. Burada evet tam da burada. Bunun x üzeri 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 4'ün türevine eşit olduğunu düşünseydi. Şöyle renklendireyim bu, buna, bu da buna eşit. Çarpım kuralına da gerek kalmadan bunu tabanlar eşit olduğuna göre kuvvetleri toplayabiliriz diye düşünür. x üzeri eksi 3,5 olarak yazar ve sadece kuvvet kuralı ile eksi 3,5'i aşağı alıp kuvveti de 1 azaltarak sonucu eksi 3,5 x üzeri eksi 4,5 olarak bulurdu. Gördünüz değil mi? Aslında aynı sonuca ulaşmanın çok daha basit bir yolu vardı. Yine de hata yapmadığı için kendisini tebrik etmek lazım. Tülüne söyleyebileceğim tek şey, acele edip bölüm kuralını uygulamadan ifadeye bir göz atıp sadeleştirip sadeleştiremeyeceğine bakması.